Ben Aslan Aydın Koşar, 1988 doğumluyum. Anne baba öğretmen, eğitimci bir aile atmosferinde büyüdüm. Motivasyonu elden bırakmadım. Dedim yapacağız. Bu işi hani halledeceğiz dedim. 47 yıllık çalışma hayatımın yorgunluğunu kızımın Türkiye birinciliği aldı dedi. O da Türkiye birincisiyle çalıştım ben diye reklamımı da yapıyor sağ olsun. Biz eğitimlerimizde peki nasıl bir yaşama hakkı diyoruz çalışanlarımıza? Çalışanların bedenen, ruhen ve sosyal iyilik içerisinde tam ergonomik koşullara uyularak çalışma ortamının iyileştirilmesini baz alarak iş sağlığı ve güvenliğini tanımlayabiliriz. Çalışanların motivasyonunu artırır, çalışanların morallerini yükseltir, iş verimliliğini yükseltir ve biliyorsunuz ki toplumların iyileşmesi kişisel farkındalıktan geçiyor. Çalışanlarımızın, sanayicilerimizin güvenliğini kontrol altına almış oluyoruz. Bir kere öncelikle insanın inanması gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği konusu derya deniz. Kendi notlarımızı çıkarttık. Evde olsun, iş yerinde olsun, fırsat buldukça sahadan bilgi ve tecrübelerimiz de tabii bunun yanında cebimizdeydi. Gerçekten bunun gururu, onuru, haklı gururu, bir kadın olarak Türkiye birincisi olmanın da haklı gururunu çok güzel yaşıyorum. Ben her bildiğim konunun öğretmeni, bilmediğim konuların da öğrencisi olmaya meraklı bir çalışanım. Türk genci olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasım dediği bilimin yolunda ilerlemeye, başarıyla yol almaya devam edeceğimizin sözünü gönül rahatlığıyla veriyorum. Teşekkür ediyorum. Ben Aslan Aydın Koşar, 1988 doğumluyum. Anne baba öğretmen, eğitimci bir aile atmosferinde büyüdüm. Babam yıllardır Milli Eğitim Camiası'na hizmet veren yönetici olarak çalışmaya devam etmekte. Devlet memuru çocuğunun kaderini herkes gibi ben de yaşadım. Tayin sebebiyle ilköğretim ve lise yıllarımı Türkiye'nin çeşitli illerinde tamamladım. Sakarya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansımı, Okan Üniversitesi'nde de yüksek lisansımı tamamladım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2013 yılında C sınıfı uzmanlığını, akabinde B sınıfı uzmanlığını, 2024 Mayıs dönemi de A sınıfı iş güvenliği uzmanlığında Türkiye birincisi oldum. 10 yılı aşkın süredir sanayi sektöründe çalışmaktayım. 2015 yılından beri de Global Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde çevre ve İSG yöneticisi olarak çalışmaktayım. Kocaeli Sanayi Odası'nda Çevre ve İhtisas Komisyonu'nda ve aynı zamanda OSPİK İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu üyesiyim. Evliyim, 8 yaşında bir oğlum var. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin temelleri anayasamızla atılmıştır. Anayasa 17. maddesinde herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Biz eğitimlerimizde peki nasıl bir yaşama hakkı diyoruz çalışanlarımıza? Çalışanların bedenen, ruhen ve sosyal iyilik içerisinde tam ergonomik koşullara uyularak çalışma ortamının iyileştirilmesini baz alarak iş sağlığı ve güvenliğini tanımlayabiliriz. Bu alanda insan ve insan ilişkileri çok kıymetli. İşçi işveren, çalışan yönetici, bunlar arasında biz hep sürekli bir iletişim içerisindeyiz. Bu iletişimde de bizim teorik bilgilerimiz kanun ve yönetmelik çerçevesinde bunların sahaya doğru bir şekilde aktarılması çok kıymetli. Bu yüzden aslında güvenlik kültüründe ortaya çıkarma, katılma, yönetme, işbirliği ve sürekli iyileştirme döngüsü içerisindeyiz. Ve biliyorsunuz ki toplumların iyileşmesi kişisel farkındalıktan geçiyor. Tabii ki risk oluşturabilecek her koşulun önceden incelenilerek ön değerlendirme yapılması tüm işverenler için olmazsa olmazdır bir kere. Potansiyel tehlikelerin belirlenip risklerin ortadan kaldırılmasından ötürü çalışma ortamının düzenli ve güvenli bir hale getirilmesi çalışanların motivasyonunu artırır, çalışanların morallerini yükseltir, iş verimliliğini yükseltir. Aynı zamanda kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilerlediğimiz için işvereni cezai yaptırımlardan korur. En önemlisi de bu bizler için. Bunun dışında kişisel kurumsal marka imajını yine yükseltir. Bu gibi avantajlarını sıralayabilirim. OSB Bölge Müdürlükleri, Müteşebbis Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Bölge ve Bölge Müdürlüğü kendisine verilen görevleri kanun ve yönetmelik çerçevesine ifa etmektedirler. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 23'te birden fazla iş yerinin bulunduğu sanayi siteleri, iş hanları, organize sanayi bölgelerinde yönetim tarafından koordine edilir iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri. Aynı zamanda birbirlerini etkileyecek firmaların olması ve bununla ilgili önlemleri aldırmak da yönetim tarafından yine aynı şekilde yönetim çatısı altında değerlendirilir. OSB yönetimleri bu kapsamda yetki alanlarını kullanarak aslında bir ön değerlendirme çalışmaları yapmalı. Hangi firmanın mesela endüstriyel simbiyoz diyoruz. Yani bu ne demek? Bir firma
babanın atığının bir başka bir firmanın ürünü olabilir demek. Endüstriyel simbiyotik anlamında değerlendirildiğimizde çevresel anlamda da çevresel performansı da yükseltiyoruz. O yüzden bu ön değerlendirme ile çalışanlarımızın, sanayicilerimizin güvenliğini kontrol altına almış oluyoruz. Yönetim olarak da bu şekilde hizmetlerimiz bulunmakta. 6331 sayılı yine İş Sağlığı Güvenliği Kanunu çerçevesinde acil durumlar yönetmeliği var. Bu yönetmelikte de yine acil durumlar konusunda da yönetim tarafından koordinasyon sağlanır ve tatbikatlar düzenlenir. Sürdürülebilirliğin ekolojik, sosyal ve ekonomik gelişme ile ilgili olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu anlamda biz tüm paydaşlarımızla sürdürülebilir konusunda düzenli ve planlı çalışmalar yapıyoruz. Global Karma Organize Sanayi Bölgesi olarak katılımcılarımızı da dahil ederek çevre yönetimi, atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, yangın eğitimleri, ilk yardım eğitimleri ve benzeri eğitimleri her yıl düzenliyoruz. Ben Nietzsche'nin sözüyle başlamak istiyorum. Güçlü bir nedeni olan her türlü nasıla katlanır. Başarılı olmanın yolu çalışmaktan geçiyor. Bir kere öz disiplin çok önemli. Özgüven çok önemli. Ben insanın kendisine inanmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnsanın kendi kendini takdir etmesi, iç motivasyonuyla evet çok iyi gidiyorsun diye insanın kendini sırtını sıvazlaması çok önemli diye düşünüyorum. Heyecan ve merakın hedefi sürdürülebilir kıldığına inanıyorum. Ben de heyecanlığım ve merakımla başarılı olduğumu düşünüyorum. Önce kendileri için çalışmalı insan, sonra büyük resme bakmalı. Hangi perspektiften değer katıyorum demeli. Ben insanların hayatına dokundukça keyif alıyorum. Daha çok insanlara faydalı oldukça keyif alıyorum. Çünkü başta da bahsettik ya, aslında toplumların iyileşmesi kişisel farkındalıktan geçiyor dedik. Aslında iş sağlığı ve güvenliği de kişiye yönelik, yani sahadaki insanlara yönelik, insanların hayatına dokunmaya yönelik bir sektör. O yüzden de faydalı olduğumu hissedip insanların hayatında iz bıraktıkça keyif alıyorum. Diliyorum bütün insanlar bu keyfi yaşasın, hayatının içerisine alsınlar, çalışma hayatlarında bu başarıyı sürdürülebilir kılsınlar. Yaklaşık bir ay süren bir çalışma sürecim oldu. Bir kere öncelikle insanın inanması gerekiyor. İnanan insan karşısına bir hedef koymalı ve ona inanarak çalışmalı. Benim inancım kendime her zaman çok yüksekti gerçekten. Ben kendi kendime iç motivasyonu veren, kendi kendine motive olan bir insanım özünde de. Çünkü hep bir hayat enerjim yüksek olduğu için böyle kendi kendime evet Aslı yapacaksın. Hatta ben bu sınava derece yapacaksın Aslı diye hep kalktım oturdum. İş yerimde çok mesai arkadaşım var, çok sevdiğim Ebru Hanım. O da C sınıfı uzmandı. Onu da B sınıfı uzmanlığa sen de gireceksin. Ben A olacağım, sen B olacaksın diye onu da teşvik ettim. Onunla yaklaşık bir ay boyunca birlikte işte kendimiz notlarımızı aldık. Mevzuattan çok çalıştık. Zaten bizim anayasa, iş hukuku, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 4857 sayılı iş kanunu, 5510 sayılı sosyal sigortalar kanunu. Yani inanın iş sağlığı ve güvenliği konusu derya deniz. Biz ne yaptık? Evet, yardımcı kitaplardan yararlandık. Kendi notlarımızı çıkarttık. Evde olsun, iş yerinde olsun, fırsat buldukça sahadan bilgi ve tecrübelerimiz de tabii bunun yanında cebimizdeydi. Ama biz birbirimize de iş yerine gidip gelirken bile birbirimize sorular sorduk. Bu şekilde bir çalışma sürecim oldu. Arkadaşımı daha çok ben aslında teşvik ettim. Şöyle hadi Ebru kazanacağız bunu. Kazanacağız. Birlikte kazanacağız. Ben derece yapacağım. Hatta arkadaşım bana işte yeter artık bırakalım yapmayalım dedi. Ama ben yine motivasyonu elden bırakmadım. Dedim yapacağız. Bu işi hani halledeceğiz dedim. Onu da oturtturdum. O da B sınavı uzmanlığı kazandı bu arada. Hatta arkadaşları ona da soruyor nasıl kazandın, işte biz nasıl, nereden başlayalım diye soruyor arkadaşıma. O da Türkiye birincisiyle çalıştım ben diye reklamımı da yapıyor sağ olsun. Bu şekilde bir süreç yaptık. Yani inanmak gerçekten. Yani asıl olan şey inanmak. İnsan kendi içindeki potansiyele inanması gerekiyor. Çünkü bilgi ve birikimimiz elbette, saha tecrübelerimiz de çok kıymetli. İnsan inanmalı ve hedefe doğru yol almalı diye düşünüyorum. Yani bu süreçte sonuçta hayat müşterek. Tabii ki birbirimize yardımcı olduğumuz çok konular oldu. Eşim sağ olsun bana ev işlerinde yardım eden bir birey. Oğlumun zamanından da yeri geldi çaldım, evet. Çünkü ders çalıştırma konusunda 8 yaşında bir oğlum var, 2. sınıfa gidiyor. Onunla ilgilenmem konusunda evet notlarımı aldım ve hani kendi odama çekildim ders çalışmak için. Onlar da bana bu konuda gerçekten destek oldular, yardımcı oldular. Sizlerin önünde eşime, aileme de teşekkür ediyorum. Sınavı
kazandığımı ilk iş yerinde tabii yayınladık. ÖSYM sayfasını açtık ve hani birinci olduğumu gördüm. Tabii bir bağırışmalar, çarşmalar, birbirimize sarılmalar arkadaşımla Ebru'yla birlikte. O da B'yi kazanmıştı. Ben de A'yı bir de bir numarayı başarı sıralamasında görünce çok büyük bir heyecanımız oldu gerçekten. Yani biz çalışma ortamını gerçekten şey yaptık, havaya kaldırdık heyecanımızdan, bağırışmalarımızdan. Hatta bölge müdürümüz geldi, ne oluyor hani hayırdır kızlar falan diye. Bize dedi kazandık, birinci olduk falan diye birbirimize sarıldık. Hep birlikte bu heyecanı paylaştık, yaşadık. Tabii şöyle şunu da söylemek istiyorum. Ben sevgisine cömertçe sunan bir annenin ve meslek hayatında kaleminin gücüyle bir yerlere gelmiş idareci işinde başarılı bir babanın evladıyım. İnsan Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üst taban nedir? İşte kendini gerçekleştirme, değil mi? Benim için de bu kendini gerçekleştirme tavanıydı. Türkiye birincisi olmak gerçekten hani ÖSYM'nin yapmış olduğu bir sınavda, bir de çok tehlikeli sınıfta, yani iş güvenliği uzmanlığının en üst seviyesinde Türkiye birincisi olmak beni çok gururlandırdı ve onurlandırdı tabii ki. Ama en çok da benim hayatımda, babam da 3 gün sonra emekli oluyor, emekliliğe ayrılıyor Milli Eğitim Camiası'ndan. Kardeşlerimle birlikte babama sürpriz emekli yemeği düzenlemiştik. Tabii anneme de babama da sürpriz yapalım dedik. Çok güzel organize olduk kardeşlerle. Babamın orada söylediği cümle beni gerçekten çok etkiledi. Çünkü her bence evladın anne babasından takdir almaya ihtiyacı var. Başarılı bir hayat çizgisinde. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Cümle şöyle. 47 yıllık çalışma hayatımın yorgunluğunu kızımın Türkiye birinciliği aldı dedi. Ve bana dedi ki yani benim kapımın önüne sıfır bir araba hediye verseydin ben bu kadar mutlu olmazdım dedi. Çünkü zaten eğitimci bir baba, yönetici, idareci bir baba. Yani Türkiye birinciliği, ÖSYM tarafından yapılmış olan bir sınav. O yüzden ben o dediğim gibi kendini gerçekleştirme olayını ben işte orada yaşadım. Ve bu benim hep kulağımda çınlayacak bir söz olacak. İleride çocuğuma, torunlarıma belki aktaracağım bir anekdot olacak. Çok mutluyum, çok gururluyum. Dilerim biz de evlatlarımızla aynı bizim anne babalarımız gibi ebeveyn olabiliriz. İnşallah bizim evlatlarımız da vatana, millete hayırlı evlat olabilirler. Çok güzel bir duyguydu gerçekten. Umarım hepimiz bu duyguyu yaşarız ve yaşatırız. Kadın olarak üretkeniz, multiprosesiz. Hayatın her alanında sadece biz çalışan olarak değil, anne olarak, eş olarak, evlat olarak birçok farklı rollere sahibiz. Rollerde zaten bir yönetici pozisyonundayız aynı zamanda. Ben hiçbir zaman kafamda kadın erkek ayrımını yapmadım. Her zaman her koşulda çalışmaya, üretmeye devam ettim. Kadın olmanın avantajıyla, analitik düşünce yapısıyla hiçbir zaman çatışmadan kaçmamayı, araştırıp öğrenmeyi, yanılmışım diyebilmeyi, hesap verebilir ve hesap sorabilir olmayı, cesaretin hayatımda çok faydasını yaşadım. Yaşamaya da devam ediyorum. Şimdi sanayide, erkek egemen bir endüstri sanayi sektöründe birçok tabuyu yıktım. Evet, ben de zorluklarla karşılaştım. Sahada olsun, yönetimsel olsun, birebir beşeri ilişkilerde olsun çok zorluklarla karşılaştım tabii ki. Ama hep üzerine gittim, hep var olmaya çalıştım, kendimi göstermeye çalıştım. Bu konuda da başarılı olduğumu düşünüyorum. Bu böylelikle de zaten kendimi birinciliğimle ispatladım, Türkiye'ye ispatladım. Gerçekten bunun gururu, onuru, haklı gururu, bir kadın olarak Türkiye birincisi olmanın da haklı gururunu çok güzel yaşıyorum. Bir mum diğerini yaktığında kendi ışığından bir şey kaybetmez. Ben her bildiğim konunun öğretmeni, bilmediğim konuların da öğrencisi olmaya meraklı bir çalışanım. O yüzden sektörde de merakımla, heyecanımla, daha çok çözüm odaklılığımla, çalışma hayatımda iyi niyet, samimiyet, ciddiyet ve resmiyet ilkeleriyle yol almaya çalışan bir çalışanım. Şanslıyım. Global Karma Organize Sanayi bölgemiz ve yönetimi kadına değer veren, kurumsal yapısıyla kadını, bizleri daha ön planda tutan, yetkinliklerimiz için destek, her zaman sınırsız destek sunan bir yönetimimiz ve anlayışımız var. OSB yönetimimiz vizyoner bakış açısıyla, Yeşil OSB konseptine uygun projeleriyle, ülke ekonomisine katkı sağlayan projeleriyle yol almaya devam ediyor. Bu yolda da bize sunmuş oldukları niteliklerimizi desteklemeleri ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda da proaktif yaklaşımlarıyla başarımıza katkısı büyük. Bu süreçte desteğini esirgemeyen başta aileme, Global Karma Organize Sanayi Bölgesi çalışma arkadaşlarıma ve yönetim kurulu yöneticilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Ve son olarak Türk genci olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasım dediği bilimin yolunda ilerlemeye, başarıyla yol almaya devam edeceğimizin sözünü gönül rahatlığıyla veriyorum. Teşekkür ediyorum.